Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salat ve selam ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat -ı Esad -ı Erbili adlı kitap çalışmamızın 148. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Özel ve olgun velilerine muhabbetle tecelli eden gözlerinden masiva perdelerini kaldırarak onları seçkin ve samimi kullar arasına dahil edene hamdolsun. Sevgililerin efendisi, bütün yaratılmışların seçkini olana, onun hidayet terbabı, ashab ve ev halkına ve ihsan duygusuyla kıyamete kadar onlara tabi olanlara salatü selam ederiz. Hoş mektubunuz ulaştı. Onu mutluluk ve şükran elleriyle alıp ihsan eseri olarak onu bize ulaştıran bari Teala'ya hamd ettik. Mükafatınız daimi, gayretleriniz şükre vesile olsun. Manevi evladımız ve tarikatta vekilimiz, Hacı Asım Bey'den aldığınız manevi vazifeniz inşallah makbul olur. Terakkiye, tarikat-ı Aliye'ye kaynağından feyz almaya da inşallah vesile olur. Allahu Teala'dan hayır dua ve eksiksiz muhabbetten yana sizin için bize ne gerekliyse onda kaim eylemesini dilerim. Ayrıca şevkinizi artırmasını, zikri şerife verdiğiniz önemin artmasını, faydalı kalbi rabıtaya devama muvaffak buyurmasını Allahu Teala'dan dilerim. Cenab-ı Hak korusun ve sevindirsin. Amin. Değerli dostlar, Esed Erbili Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla Allah dostlarının yaratılış ve kabiliyetleri itibariyle seçilmiş insanlar olduğunu, onlara verilen maddi manevi nimetlerin Allahu Teala'nın bir lütfu olarak onlara bahşedildiğini, ancak Cenab-ı Hakk'ın lütfu sayesinde kişinin seçkin ve samimi kullar arasında dahil olabileceğini ifade ettiler. Söze hamdele, hamdele ve salvele ile başlanması gerektiğini de zimden e, belirtmiş olan Esed Hazretleri, bir mürşidi kamilin halife ve müritlerine dair, sürekli bilgi alması gerektiğini ve aldığı bilgilere göre onları sevk ve idare etmesi gerektiğini dile getirmiş oldular. Yine bir mürşidi kamilin dervişlerine dua ederek onları motive etmesi gerektiğini ve onların terakki etmesini vesile olmasının elzem olduğunu vurguladılar. Eseder Bili Hazretleri diğer birçok mektubunun sonunda olduğu gibi bu mektubunun sonunda da dua cümlelerine yer vererek mektubunu nihayete erdirdiler. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretlerinin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.